Evet, şu anda Sürat Kargo Genel Merkezi'nin şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz müşteri diğer hizmetlerine ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen hattan ayrılmayın. Bundan önceki görüşme sağlamaya çalıştığımda yaklaşık 13-14 dakika gibi bir bekletim süresi oldu ve 3 gündür kargom, iade edeceğim kargom Sürat Kargo tarafından gelip teslim alınmıyor. N11 üzerinden yaptığım alışverişte kargonun hasarlı olması sonucunda teslimat yapmak için Sürat Kargo'ya bilgi verdim. Fakat iki müşteri temsilcisiyle görüştükten sonra aciliyet notu sisteme bildirdiler. Fakat yalnızca diyaloglar sözden ibaret. Firma isimleri Sürat, fakat işlemlerin halledilmesi bakımından bir Sürat içinde değiller maalesef ki. Sürat Kargo'yu aradığınızda bol bol... Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Evet. Lütfen hattan ayrılmayınız. Dakikalarca sürüyor. Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Varılan diyalog bundan öteye çok gidemiyor. 3 gündür sipariş ettiğim, tarafıma gelen fakat kırık olduğundan dolayı değişim talep ettiğim ürün benden Sürat Kargo tarafından alınmıyor. Ve böylelikle de hem tüketici olan bizler, şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet hem de satıcılar zar görüyor. Ama bu muhtemelen Sürat Kargo'nun çok da fazla umurunda değil ki, iki defa müşteri temsilcisiyle görüşmeme ve sisteme not düşünmesine rağmen İstanbul Beylikdüzü Beykent şubesi alması gereken kargo adresinden gelip alınmıyor. Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Bakın şu anda 5 dakikayı geçti. Hala da bir muhatap bulamıyorum karşımda. Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Biraz önce durumun izahı için n11.com'u aradığımda 2 dakikalık bir bekleme süresi verdiler. O da daha tamamlanmadan bir müşteri temsilcisiyle irtibata geçebildim. 6 dakika olmasına rağmen herhalde Türkiye bütün kargolarını Sürat Kargo ile gönderiyor ki her telefon açılımında böyle bir bekleme süresi var ve akla uygun olmayan bu açıklamalar müşteri temsilcileri tarafından yapılmak mecburiyetinde kalıyor. Sürat Kargo bu tür sıkıntıları ortadan kaldırma eğer niyetli olsaydı şayet, bu konudaki gerekli çalışmasını yapar, personel arttırımı gerekiyorsa personel arttırımı
ya da teknik herhangi bir konu gerekiyorsa Diğer müşterilerimize hizmet ona ait sahibisiniz. önlem alırdı. Lütfen hattan Ama ayrılmayınız. çok da fazla müşteri memnuniyetine önem veren bir firma olduğunu düşünmüyorum. Gerçi bu tür problemler birçok kargo şirketinde nedense kanser gibi yayılan bir özellik oldu. Umarım ki Türkiye'ye bu görevi layığıyla yerine getirebilecek müşteri memnuniyetine önem veren kargo şirketleri oluşur. Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Şikayetimi n11.com yetkililerine de bildirdim. Şu anda 8 dakika, 8 dakikadır muhatap olabileceğim bir tane müşteri temsilcisi yok. Siparişleriniz esnasında surat kargoyu tercih etmezseniz bu müşteri kaybından dolayı oluşacak durumlar illaki Sürat Kargo'nun yetkililerini bazı önlemler almaya itecektir diye düşünüyorum. Tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. Evet. Yaklaşık 9 dakika. 9 dakikayı da geçeceğiz. Öyle düşünüyorum. Yakında Beethoven, Mozart, 1. 2. senfoni bu tür müzikleri dinleyebiliriz. Şu anda tüm müşteri temsilcilerimiz Stres diğer baskılanması müşterilerimize hizmet amaçlı vermektedir. herhalde. Lütfen hattan ayrılmayınız. Bu tür müzikler tercih ediliyor Surat Kargo tarafından. Evet, 10. dakikanın içine giriyoruz. Şu Birazdan anda bir tüm müşteri müşteri temsilcisiyle temsilcilerimiz diğer irtibata geçebilirsek müşterilerimize hizmet şayet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. oradaki komik tavırları da cümleleri de muhtemelen duyacağız. Gerçi onların da bir suçu kabahati yoktur. Eldeki imkanlarla ne kadar hizmet verilebiliyorsa onu veriyorlar. Tüm müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayınız. İyi günler. İyi günler. Öncelikle kalite standartlarım gereği görüşmeyi kayıt altına aldığımı tarafınıza bildiririm. Evet, bizler de. Evet, 11 dakikadır sizinle iletişim kurabilmek için bekliyorum. Bundan önceki görüşmelerim Doğrudur. de hep bu şekilde. Daha önceden bildirdiğim ve aciliyet notuyla müşteri temsilcisi arkadaşlarınızın not düştüğü ürünüm neden hala da Beykent şubesi tarafından adresimden teslim alınmadı? Mantıklı bir açıklama bekliyorum hanımefendi. Bunlarla ilgili bizim net bir bilgimiz yok. Çünkü biz şikayet hattı olarak çözüm
Çözüm Merkezi iletişim halindeyiz. Şubelerle iletişim halindeyiz ama evet. Kendinize hatta uzun bir süre beklediğinizi aktardınız. Bunun yoğunluktan olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi tekrardan şubeye bu bilgilerimi aktaracağım ama bunu aktarırken talep olarak değil, şikayet olarak aktaracağım. Tabii ki de şikayet olarak ilettiğiniz bir konu daha çok ciddiye alınacaktır. Bunun için de bir uyarı belirteceğim. Muhakkak alınması gerektiği için de işlem sağlayacağım. İnanın alınmıyor. 3 gün önce de müşteri temsilcisi 2 bayan arkadaşınızla bu tür diyalogda bulunduk. Hatta bana kendileri aciliyet notu ile ilgili not düşeceklerini söylediler. Fakat herhangi bir süratle ben biraz önce N11 yetkilileriyle görüştüm. Şimdi kendilerine bazı mailler göndereceğim. Ben sürat kargonun ihmalinden dolayı, kimin ihmali bilmiyorum, şube mi yetkili mi o beni ilgilendirmez. Sürat kargonun ihmalinden dolayı ben ürünümü kullanamıyorum, satıcı ücretini alamıyorum. Bunun tek sorumlusu sürat kargo yetkilileri. Artık kimse 3 gündür adresime gelip bildirim yapmama rağmen kargom adresimden teslim alınmıyor. Anladım. Bunun şikayetini genel müdürlüğe mi bildireceksiniz? Ben zaten birazdan bu tür konu, yani bu konuşmalarla ilgili çekmiş olduğum bu videoyu tüketicileri bilgilendirmek adına yüklemem gereken yerlere yükleyeceğim. N11.com yetkililerine de bunu bildirdim. Şu anda mağdur olmayan bir tek sürat kargo. Ama mağduriyetin sebebi kendileri. Güman Bey, sizi anlayabiliyorum ama bunun yoğunluktan olarak olduğuna şu an çok eminim açıkçası. Çünkü bu kadar süreçte kargo alınma yapılmaması gibi durumlara karşılaşmıyoruz. Bunlar çok nadir durumlar. Hanımefendi, konuyla ilgili özür diliyorum ama bakın şimdi siz müşteri temsilcisiniz. Bana böyle cümlelerin kurulması doğal. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Ben de Tahtakale piyasasında senelerce tezgahtarlık yapmış biri olarak bu cümleleri kurmanızı doğal karşılıyorum. Ama şimdi ben cümlelerin benim mantığıma uygun gelip gelmediğine bakarım. 3 gündür bu nasıl bir yoğunluk ki tüm Türkiye işi gücü bıraktı, sürat kargoya mı yoğunlaştı? Yani 3 gündür, hadi şöyle söyleyelim, tamam yoğunluk olduğunu da biliyorum. Fakat benim GSM numaram sürat kargoda var. 3 gündür kargomu alamayan birileri herhalde telefon açılacak müsaitliğe de erişemedi diye düşünüyorum. Güven Bey, sizi anlıyorum ama konuyla ilgili yani siz yoğunluk cevabını kabul etmediğinizi aktarıyorsunuz aslında. Evet. Tamam, biz herhangi bir açıklama sağlamıyorum şu anda konuyla ilgili bir bahane olarak üretmemek için. Ben sizin gereken işlemlerinizi tekrardan sağlıyorum. Evet. Acil olarak alınması gerektiğiyle ilgili bilgilerime tekrardan aktarıyorum. Buradan sağlayabileceğimiz işlevliği gerçekleştiriyoruz. Tamam, bu artık neydi şey yapıyor. Ben kiminle görüştüm? Gülşen. Gülşen Hanım, tamam, teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim Güman Bey. İyi günler dileyim. İyi günler.